Şey diyeceğim, evet sevgili dostlar. Günlerden neydi lan bugün günlerden? Salı. Aylardan Haziran. Ondan sonra yıldan yıl 2020. 2020 68'deki Yalçın Avcı. Kırklareli Ordu evinden. Ama asgari videonun başı ne olacak biliyor musun? Asgari arkadaşlar kaçta buluştu olacak? Bulacak o zamanla olacak. Şimdi değil. Yo, ya. İki kişi buluştuk bak. Biz antrenman yapıyoruz şu anda. Anladım. İki kişi buluştuk burada. Muzaffer olacak. Ha, başka? Avni Baş. Avni Baş. Başka? Başka. Oğlum Erkan Turnamış olsa. Oğlum Erkan. Erkan Turnamış. Erkancığım. Sakaryalı mıydı? Hı. Erkan Turnamış. Kardeşim bir şey söyleyeceğim sana. Bak ben askerden sonra son 10 yıldır ben de 5 vakit namaz kılıyorum kardeşim. Sen bize niye uzak duruyorsun? Ben bunu anlamıyorum. Devam. Bir gereği var ya. Yok ama orada şey yapıyor ya biraz. Öyle hani, mi? Namaz çok, ya, iyi, Allah, çok kabul konu, Allah kabul etsin ya. Valla çok da saygı duyuyorum. Evet. Hani kılana da saygı duyuyorum, kılmayana da saygı duyuyorum. Yani biz çok hani herkes kendi hayatını kendi yaşar. Erkancığım seni gerçekten çok seviyoruz. Senden de biraz önce bahsettik. Dedik ki askerdeki arkadaşlarımız Muammer ondan Muammer. Sonra. Bir sürü hani hatırlayabilirim. Gözlerimi açamam diyordu Muammer. Bu evet. Muammer nelerde? Muammer'den asgari arkadaşlar. Muammer duyuyor mu bizi acaba? Muammer bir öf çeksek. Muammer bizi sesimizi duyar mı acaba ya? Şey soracağım. Şey var bizim Kazım var Mersin'den. Arada Kazım ha. Kazım'dan görüşürüz. Çok iyi çocuk ya. Mahmut Şenol var. Burhaniye. Havranlı. Havranlı. Havran deyince Şenol. Aklıma kim geliyor biliyor musun kanka? Mahmut Şenol. Bir o. Ondan sonra kim geliyor biliyor musun? Çanakkale şeyinde. Size servis getireyim mi efendim? Bana soğuk olmayan bir su getirirsen başka da bir şey istemem. Soğuk olmayan şu anda soğuk. Lütfen senden bir ricam var. Biz video çekiyoruz. Asker arkadaşlarımızla konuşuyoruz şu anda. Ya bana bulaşma diyorsun yani. Bulaşma. Bize tamam. Biz dışarıdan bir su getir. Ver. Ver. Servis alalım. İnsan ondan kördür işte. Ben o ayrı. Ona yani. Hiç girmeyelim. Ona hiç girmeyelim. Şey soracağım. Muzaffer Salman. Karaktersiz Muzaffer Salman. Şerefsiz Muzaffer Salman. Özür diliyorum bu arada bunlara. Başkan o ya, reis o. Bak özür diliyorum Muzaffer. Reis ağzından abi. Kaçtı ama şundan reis. Dolayı kaçtı reis abi. Ben İstanbul'da yaşadığım 30 yılın içinde sen beni 5 kere 10 kere anca aramışsındır. Ben seni her seferinde aradım. Her seferde yanına gittim. Her zaman seni aradım buldum. Çünkü sen benim için değerlisin. Yani asker arkadaşım deyince Kadir'den sonra sen geliyorsun. Sen olsaydın Kadir'den sonra sen gelirdin. Öyle oluyor. Ne yapacaksın? Ondan sonra yani sen ne zaman arasam hiç beni arayıp sormaymışken bir gün Fethiye'ye geldin. Görüşelim dedin. Ben işim vardı. Görüşemedik diye benimle küstün. Yıllarca konuşmadın. Değer mi lan? Değer mi? Söyle bana. Değiyorsa tamam. İyi dedim ama değil mi? İyi dedim. Yani çünkü değmez ya, küsmez ki Muzaffer. Yok küsmez de yok. Ya oğlum bizim onun gibi çok arkadaş. Sen niye öyle o kadar alındın ya o işe? Ama ben oğlum Muzaffer bizim kardeşimiz lan. Herhalde. Ya biz Muzaffer gibi bir tane de arkadaş ne zaman bulacağız hayatımızda? Bulamayız, bulamayız mümkün abi. Değil. Yatacağım ona yatacağım. Yer yatağında yatacağım Muzaffer'im ben. Onların evinde kaldık biz biliyorsun. Birader. Anne babasını Allah rahmet eylesin. İstanbul'dan izini gittik. Muzaffer, Şükrü bizim Tişka'ya rahmetlik olmuş bu arada. Şükrü, haberim var. Bizi evine götürdü Muzaffer'in böyle iki katlı bir yer. Tarlabaşı'nda. Tarlabaşı'nda evet. Turan Caddesi'nde, Turan Caddesi'nde. Ah yani. Muzaffer'in anası bizi bir yer yatağı yaptı birader. Biz orada hep beraber. Ya. Bizim oralarda bir tabir vardır. Kızılhisar bardağı gibi dizildik böyle yattık orada yani. Evet. Askerden gelmişiz. Garip çocuklarız. Mehmetçik. Ne gibi günler. O günler geri gelsin. İster misin lan delikanlı gibi? Askerlik, ben askeri yılların geri gelsin. İsterim yani. Bir kez daha aynı şekilde askerlik yapmak isterim. Hasan Kuşçuoğlu'na görüşüyor musun? Binbaşı. Yok. Hasan Kundakçıbaşı ile. Orada müdürümüz. Onunla da görüşmeyeceğim. Paşamız Hasan Kundakçıbaşı. Can Giras Subay'la. Yok. Şey, Can Giras Subay ne diyordu? Sallanıp duruyor derdi. Sallanıyor derdi. Sallanıyor. Adınadır mı onu? Ha, sallanıyor. Her şeye sallanıyor. Ne oldu? Sallanıyor. Şey yok. Hoca komutanım diyorsun. Ben bu hafta sonra izine çıkabilir miyim diyorsun. Sallanıyor diyor. Ondan sonra. Ali Başçoğuş. Sen niye şaşırdın ki? Ali Başçoğuş ne dedi? Aha. Ali Başçoğuş ne dedi? Yok. Herkesin bir Ali derdi var. Ali Başçoğuş. Herkesin bir Ali derdi. Ali Başçoğuş ne dedi? Ali Başçoğuş ne dedi biliyor musun bana? Ya şunu bir anlatıversene Muzaffer. Şu Muzaffer değil Yalçın bu arada. Yalçın ya. Yalçın. Sevgili dostlar. Askerliğim bitti.
bir ay önce dedim ki ben, bir ay değil de 15 gün önce falan komutanım dedim, komutanım benim askerlik bitti dedim ben. O zaman getir oğlum dedi bizim tümen komutanı Hasan Kuncaklıbaş'a. Getir dedi evrağı imzalayayım dedi, götürdüm imzalattırdım. Halbuki daha 15 gün vardı ama herkese zaten yol veriyorlar falan filan. Ben de ondan şey yaptım, herkese imzalattırdım. Gideceğim günü Ali Başçavuş beni çağırdı, gel oğlum dedi. Dedim komutanım benim zamanım doldu, gidiyorum ben dedi. Bana bir tane bira söyledi. Ben viski istedim ama dedi oğlum dedi burada bira var sadece dedi. Ondan sonra yalancılar vardır ya, uydururlar ya hep böyle. Ondan sonra al içiyorum birayı, buz gibi bira. O biranın o soğukluğu yemin ederim hala böyle gözümün önünde. Ne kadar güzel şeyler abi. O da güzeldi ya. Bir anın var sizin Muzaffer'le ikinizin. Ben daha da arkanızda böyle bir şey. Sizi denetlemeye geldi Ali Başçavuş otel odasına. Temizlik denetlemesi yapıyordu. Ha. Ne yaptı abi? Abi tuvalet bölümüne geçtik. Biz tuvaleti her yeri temizlemiştik. Tertemiz yapmıştık ama bizde bir denyoluk var. Bir sürü sabun var. Sabunları atsana sen çöpe ya. Bir sürü sabun var burada. Bana bir tane çaktı dedi lan dedi. Burada dedi şey mi açtınız dedi. Kolektör mü kurdunuz buraya dedi. Sergi mi açtınız lan dedi buraya. Ben tokat deyince Muzaffer hoşuna gitti. Bir de ona geçirdi abi. Biz tokadı yedik. Şu kapının üzerini şöyle açtı yani o toz geldi. Bana diyor ki Ali Başçavuş şöyle yapıyor. Böyle elinden tut. Elimi gör elimi bak. Kameraman. Biz bunu kameraman var ya arkada. Kameraman elimi gör elimi. Böyle yaptı. Şöyle bir yaptı. Nereye yaptı? Kapının üstüne. Kapının üstüne. Kapının üstüne. Ulan kapının her yerini temizledik. Temiz her yer tıpırıl tıpırıl. Her yer temiz. 100 kere temizledik ya. en üst bak. Kameraman yukarı bak. En üstü böyle oradan böyle yaptı. Bir baktı abi şöyle. Bir karış toz. He. Ne dedi? Ulan dedi. Dilini aç dedi. Açtı aç, böyle. Aç diyor. Nasıl aç diyor. Hareketler nasıl Ali Başçavuş? Kanka tamam. Aç. Aç diyor. Aç. Aç diyor. Tamam. Ondan sonra ne açacağım komutanım ha? Dilini aç diyor. Yapıştırdı. Ulan bir gün de şey geldi. Tümen komutanı yine denetlemeye gelmiş. Ulan adam her gün orada. Bir gün de denetlemeye geliyor. Abi bu orada bir tane Atatürk portresi vardı. Her yeri temizledik biz. Portreyi aldı alttan. Alttan altına baktı abi. Toz var abi. Bana bir çaktı abi tokadı. Halbuki biz Ali Başçavuş'la kankaydık orada. Birbirimizi seviyorduk yani. Anladım. Muzaffer ne diyor? Muzaffer. Komutanım işte Yalçın temizleyecekti, o temizlememiş. Ulan sen Yalçın temizleyecekti, o temizlememişti. Ulan sende de nasıl bir zeka var ya? 30 yıl önce bu ya. Oğlum 30 yıl önce. Sen de anlatıyorsun abi. Şey diyeceğim arkadaşlar, ben alkol almıyorum bu arada da, aman böyle gülüyorum diye alkol evet. Alıyor Yalçın falan filan. Tüm dedim. Asker arkadaşları için sağlığınıza. Kamil Akyüz. Ulan, sağlığı. Ulan Kamil askerde bana bir tane Kamil de konuşuyorduk. Ben herkes böyle askerde psikopat ruhlu olan herkese aram iyiydi. Hep onlara üst derdip ya. İyi davranırdım onlara. Kamil'le konuşurken Kamil bana bir şey bir gıcık oldu abi. Orada bir yerde bir poşet varmış. Bak kameraman yeri göster. Kameraman yerde şey vardı. Bir tane şeyi ben bardak kırılmıştı. Bardağı temizledim. Poşete koydum oraya koydum. Keşke uzatsaymışım. Ne yaptı biliyor musun? Yerden bir çarptı bana. Şuramda hala şey var. Hadi be. Vallahi şurada iz var bak. Kameraman göster. Göster kameraman. Kamil Akyüz kimmiş o ya? Kamil Akyüz tanımıyor musun? Komutan. Oğlum Kamil kusura bakma. Kamil'cim özür diliyorum. Kamil'cim özür diliyorum ya. Vallahi billahi özür diliyorum. Oğlum, bunun denyol. Sonra bu tezkerden dönüşte bir vukuat işledi. Oo ne hep vukuat. Adam ömrü vukuattı. Kimse ona hiç kimse karışamıyordu biliyor musun? Evet. Her yere ama gidiyor. Ama son zaman ne oldu? Bir ay. Son bir ay kala. Kamil'cim sen onun denyoluna ver. Kamil o Kamil değil mi? Kamil o çocuk değil mi? Yakışıklı bir çocuk. Uzun boylu, yakışıklı, efendi, düzgün. Asla yani şeyi yoktur yani. İyi adam yani kısacası. Ne Kamil. Neydi o Kamil'de? Diyarbakırlı oğlum lan. Diyarbakırlı mı? Benim dediğim o değil ya. Odur. Hayır başka çocuk komutan postası uzun boylu. Hasan Kundakçı'nın postası vardı ya paşanın. O değil. O Suat. İrfan. İrfan'cığım pizza dükkanı açmış şeyde. Zonguldak'ın bir köyünden. Hadi canım. Devrek herhalde, Devrek o da. Hemşeri bizim o da. O İrfan. Ya çatır göz bir çocuk. Yakışıklı bir çocuk. Tabii. Şey Kamil'cim bak burası kaş kardeşim. Kameraman kaşı göster. Kaşı göster. Kameraman bak oğlum bak maaş keseceğim. Bak, yemin ediyorum keseceğim. Şey Kamil seneye olmasa da bu sene Eylül'de Ekim'de bir gün belirleyelim. Gelen bir kendi gelsin. Gelmeyen kendi bilir abicim.
Günü belirle şimdi belirle. Şeyin bu Eylül'ün son haftası pazar günü olsun. Pazar günü burada olsun. Ha, herkes. Neden pazar olsun? Olsun pazar. Pazartesi salı çalışanlar varsa sen gelmesin. Gelmesin. Şöyle diyeceğim. Cuma günü olsun cuma günü. Adamın birisi bir gün. Neden? Pazar günü. Tamam kanka bak bir hikaye anlatacağım bununla. Ama yine. Şunu bir kesinleştireyim. Pazar günü. Yayınlayacağım mı şimdi? Tamam yayınlayacağım. Yayınlayacak mı? Kameraman. Oğlum doğru tut şunu. Şeyi soracağım. Eylül'ün son haftası pazar günü. Bakarız söyleriz hangi gün olduğunu. Şu adam birisi bir gün tuvalete gidecek çok sıkışmış. Koşa koşa tuvalete gitmiş. Adama sormuş. Hangisi boş demiş. Adammış en uzaktakini söylemiş. Gitmiş tuvalete girmiş rahatlamış. Dönüşte demiş ki bakmış abi kimse yok burada. Ulan demiş pardon demiş. Sen beni en sona gönderdin demiş. Niye demiş kimse yoksa. Ulan demiş biz burada demiş. Eşek başı mıyız? Benim de havam olsun işte en sona gönder. Biz boşa mı duruyoruz buraya yani. Sen bana sordun ya şimdi. Ben de hani Eylül'ün son haftası. Şey diyeceğim bu arada başka asker arkadaşlarımızdan yad edelim bakalım. Ali Çiftçi. Kardeşime buradan sevgiler sunuyoruz. Kadir'cim Ali Çiftçi'ye şuradan bir selam. Ali Çiftçi saygılar sunuyorum kardeşim. Bekliyoruz seni de Eylül'ün son haftası. 2020 Eylül son hafta. Eylül son hafta. Pazar günü. Bizim için milat. Asker arkadaşların buluşma günü. Antalya Kaş. Kekova Otel. Nasıl doğru mu? Çok doğru. Adres. Antalya Kaş Kekova Otel. Senin tertiplerine tek de ismiyle söyle. 68'i bir tertipler. Sen 68'e birdin değil mi? Senin tertiplerine söyle. 68'i bir tertip. Ordevi 40 derece subay ordevinde askerlik yapan tüm arkadaşlarımızı duyuruyoruz. 2020'nin Eylül'ünün son haftası. Pazar günü. Herkes burada olsun. Duyanlara duymayanlara, soranlara sormayanlara ben onu seviyorum. İşte küçük bir yanga gideceğiz. Şöyle şey koysak. Dur. Seninle bir kalem, bir kağıt gibi. Seninle bir defter, bir kitap gibi. Birlikte yazmıştık kaderimizi. İlk aşkım, sevgilim, liselim benim. Birlikte yazmıştık güzel günleri. İlk aşkım, sevgilim, canımdım benim. Oğlum söylüyorduk ya çok. Çok ya. Sen bahçede söylüyordun. Gelin olmuş gidiyorsun. Bana veda ediyorsun. Sakın ağlama diyorsun. Ağlamamak elde değil. Arkadaşlar lütfen akış yapmayın. Akış yok, akış yok. Kaç damla yaş gözlerimden süzüldü. İnanmadım, yıkıldım. Senin miydi bu değil? 1989, 40 derece subay ordevi. Ya aklıma ne geldi biliyor musun? Bundan 15 sene önce falan o şey kakao şenlikleri var. 40 derece gittim. Ordevini gördüm. Hemen karşısında indim arabadan. Koşa koşa gittim ordevine. Dedim baktım böyle pazar günü zaten. Dedim nöbetçi subay burada mı dedim. Burada dediler. Kim dediler? Yalçın değil siz dedim ben. Adama koşarak gittiler nöbetçi subayı çağırdılar. Geldi nöbetçi subayım. Buyurun dedi. Dedim ben 68'de 1980'da burada askerlik 89-90'da askerlik yaptım dedim ben. Dedi. Ulan hakikaten yani. Dedim komutanım. Orada evini çok özledim dedim. Bakabilir miyim dedi. Bir de asker de verdi bana. Gittim abi bizim eski orada evinden eser yok. Ondan sonra değişmişsin bina. Çok değişmiş. Her şey değişmiş kanka be. Fane dünya sen gel. Değiştin be ya. Kanka ben değişmedim. Baksana sen saç vardı o zamanlar baba. Değil mi kanka şimdi? Vardı saç vardı. Değişmemişsin falan. Kel olmuşsun. Şey diyeceğim. Kadir şöyle demeni bekliyorum. Kadir şöyle demeni bekliyorum senin. Senin o eski peruk taktığın günlerde hatırlıyorum. Beni öyle hemen yere serme. Ya bu var ya. Şey yapıyor. Abi yanlış anlamadı. Abi kameraman onu göster. Göster kardeşim. Ondan sonracım. Şey yapıyor bu. Benim yanıma İstanbul'a yanına geldiğinde bakıyorum bunda bir peruk takmış. Ah diyorum ya. Şu adam diyorum tıraş olsa diyorum şöyle karizmatik olsa diyorum. Zaten olacak diyorum. Bu diyorum niye acaba diyorum peruk takıyor? Ya işte diyorum Denizli'nin krosu diyorum. İçimden diyorum sana söyledim oğlum hayatta söylemedim ama tabii biz o askerden sonra MyNet çıkmış ilk MyNet. Kime sorsa MyNet internette chat yapıyorum abi. Nerelisin diyorum kızlar yakalıyorum kendimce. Kız mı erkek mi olduğunu bilen de yok. Uzmanlar daha ilk defa chat yapıyoruz yani. Şey diyorum neresin diyorum Denizli diyor. Aa diyorum Denizli benim asır arkadaşım var diyorum. İşte Kadir Alpay diyorum ben.
Diyor tanıyorum diyor buradan diyor tanıyorum. Ulan herkes tanıyor adamı ya. O şeyde Çınar'da Mınar'dan bizim müşterimiz vardı. Sevil falan filan arkadaşlar vardı böyle. Kime söylesen hemen biri Denizli değil sen Denizli'yim desem. Desene ben neresin sen birader? Denizli. Oho arkadaş var benim orada asır arkadaşım var. Kadir Alpay. Ulan. Safi Hoca hatırlıyor musun? Safi Hoca. Arabistin. Safi Hoca öyle. Üniversiteden. Üniversiteden. Ha evet o bize müşteri olarak gelmişti. Evet. Yok müşteri değil de. Mağazaya gelmişti Safi Hoca. Baktım hemen tanıdık çıktık yani. Ondan sonra Ayba Aydın, kadınım şarkısını bekliyoruz senden kardeşim. Oğlum bak bir şey söyleyeyim mi? Bu adam var ya Alpay, şey Ayba Aydın, bacaksız Aydın. Senden daha iyi bir çocuk biliyor musun? Evet. Ya ne iyi? Evet. Şundan iyi. Adam ben de, bak yıllarca Denizli'ye gelirim. O beni bulur. Nerede geldi arıyorum ben. Seni de arıyorum, onu da arıyorum. Buluyor diyor ki Yalçın diyor nereye gidelim, şuraya gidelim. Bu götürüyor. Hani zaman ayırıyor. Evet. Önemli benim için ben önemli. Sen de ayırıyorsun da. Evet. Kanka sen bazen yoğun oluyorsun ama o çocuk bu şeye önem veriyor yani. Veriyor. Gerçekten veriyor. Can kardeşim de benim. Aydın Ayba evet. Güzel bir arkadaşım. Hakikaten yani. Güzel, düzgün bir kardeşim. Abi tebrik ediyorum adamı gerçekten. Bu yaşam bu yaşam içinde bulunabilecek ender dostlardan birisi. Evet, yani benden zeytinyağı almıyor ama her zeytinyağı aldığı için şey diyor. Abi ben aldım diyor. İstediğin fotoğrafı çık gönderim diyor. Kardeşim ben ne yapayım fotoğrafı? Benden alıyor mu, almıyor mu onu söylesen. Değil mi ya? Evet. Başka askerlik anısı. Askerlik anısı bitti mi? Ne yapıyorduk? Yalçın. Yalçın. Şey diyeceğim oğlum arkadaşlarının bahsetsene mi arkadaşlarımız bizim arkadaşlarımız bu kadar mı ya? İkinci partide yapalım. Tamam. Pardon ya kusura bakma arkadaşlar video uzamasın. İkinci partide öbür arkadaşlara. Dersimiz çalışacağız. Tamam. Yalçın Avcı, gurme YouTuber, Antalya Kaş. İyi akşamlar.